İşte burada. Kölden soruyorum. Polis öldürmek basın özgürlüğü müdür? Bekçi öldürmek basın özgürlüğü müdür? Askere kurşun sıkmak basın özgürlüğü müdür? Evrakta sahtecilik yapmak basın özgürlüğü müdür? Cinayet şebekesi terör örgütlerine üye olmak basın özgürlüğü müdür? Yıllarca bizim terörle mücadelemize sessiz kalanlar, hatta terör örgütlerine sahip çıkanlar şimdi de Türkiye'de basın özgür değil söylemi üzerinden teröre katkı sağlıyorlar. Acaba Avrupa'nın hangi ülkesinde polise, askere kurşun sıkanlara müsamaha gösterilir? Elimde hepsinin belgeleri var ha. Hepsinin belgeleri var. Resimli belgeleri var. Videoyla tespitleri var. Hepsi var. Vakti saati geldiğinde onları da açıklarız. Onları da gösteririz. Acaba Avrupa'nın hangi ülkesinde protesto hakkı adı altında vandallık yapanlara, kıranlara, dökenlere, yağmalayanlara müsamaha gösterilir? Bu kadar reform yapmış, demokratik hak ve özgürlükleri bu kadar ileri standartlara taşımış, milli iradeyi bu kadar savunan kime diktatör sıfatı pervasızca kullanılabilir? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kongresinde ana muhalefetin genel müdürüne hemen karşımdaydı. Dedim ki sen Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına diktatör diyeceksin. Ve bu ülkede bu konuşmalarını aynen bu şekilde devam ettireceksin. Ve bir de sıkılmadan özgürlük yok diyeceksin. Ya diktatörün ülkenin başında olduğu bir ülkede sen böyle yürüyebilir misin ya? Böyle konuşabilir misin? Mümkün mü? Fakat ders almamış. Baktım kendi yandaşı var bir tane, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Şimdi onu ziyaret etmiş. Dün aynı şeyi orada da söylemiş. Niye? Al birini, bul öbürünü. Aslında birbirlerinden hoşlanmazlar. Niye gitmiş? Kimi cumhurbaşkanı adayı yapacağız onu sormaya gitmiş. Kardeşlerim, demin söyledim. Almanya belki de cehenneme git Erdoğan tarzı ahlaktan, edepten yoksun ırkçı ve nefret dolu manşetleri yılda bir görüyor. Ama Türkiye'de her gün onlarca gazete bundan daha ağır manşetleri atarken kim çıkıp da Türkiye'de medyaya baskı yapılıyor diyebilir? Bakın buradan açık açık söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan fanidir. Her canlı gibi vakti zamanı geldiğinde bir an bile erken ya da geç değil. Ölümü mutlaka tadacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti kutlu yolculuğuna kesintisiz olarak devam edecek, hedefleriyle inşallah buluşacaktır. Benim şahsım üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanlar bilsinler ki milletin kararlı duruşunu, şu dik duruşunu, asil duruşunu karşılarında bulacaklardır.
Kardeşlerim, biz iktidara manşetlerle gelmedik. İçeride ya da dışarıda atılan manşetler de bilinsin ki bize istikamet çizemeyecek, Türkiye'ye rota belirleyemeyecektir. Biz istiyoruz ki Avrupa Türkiye'yi gerçek fotoğraf üzerinden okusun. Biz istiyoruz ki Avrupa Türkiye üzerine değerlendirme yaparken yanlı medyanın, kışkırtıcı siyasetin, çıkar çevrelerinin, ideolojinin etkisinde kalmasın. Hakkaniyetle değerlendirmeler yapsın. Biz istiyoruz ki Avrupa Türkiye'ye bakarken sadece elitleri, sadece belli kesimleri, belli zümreleri değil, 77 milyonun tamamını görebilsin. Kardeşlerim, medyayla, sosyal medyayla ilgili şikayetlerimizi eleştirenlerin kendi ülkelerindeki uygulamalarını incelemelerini istiyorum. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Mısır'da darbeye darbe diyemeyenlerin, en azından Türkiye'de bir kısım yargı ve emniyet mensupları vasıtasıyla yapılan darbe girişimini iyi okumalarını arzu ediyorum. Avrupa'da idam var mı? Türkiye'de de yok. Avrupa'da var mı? Avrupa'da da yok. Peki soruyorum. Acaba Avrupa Birliği ülkelerinden bugüne kadar Mısır'daki verilen idam kararlarına yönelik bir kez güçlü bir ses çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı. Niye susuyorsunuz? Niye? Bak, hamile hanımlara bile idam kararı verdiler ya. Genç, yaşlı, idam kararı verdiler ya. Esma kızımızı kurşunlayarak şehit ettiler ya. Türkiye'de olan bu olaylarla ilgili olarak, ey Batı, sesin çıkıyor da Mısır'da olanlarla ilgili sesin niye çıkmıyor? Bangladeş'te idam yapıldı. Bangladeş'teki idamla ilgili sesin niye çıkmıyor? 90 yaşını aşkın bir insan şu anda orada hücrede tutuluyor. Onunla ilgili sesin niye çıkmıyor? O da idamla yargılanacak. Kardeşlerim, özgürlük bu değil. Hukuk bu değil. İşte sıkıntı burada. Ama biz, kardeşlerim, nefes alıp verdiğimiz müddetçe hak neredeyse biz oradayız. Biz oradayız. Kim ne senaryo yazarsa yazsın, hangi tuzağı kurarsa kursun, hangi provokasyonu hazırlarsa hazırlasın, biz yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 12 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Ama biz şuna inanıyoruz. Tüm tuzakların üzerinde 2 önemli tuzak var. 1, halkın tuzağıdır. 2, hakkın tuzağıdır. Biz bunu biliyoruz. Kardeşlerim, bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Biz özgürlükleri genişlettik. Ülkemizin gücünü, itibarını artırdık. Önümüzdeki dönemde de yine aynı şekilde ekonomiyi de, temel hak ve özgürlükleri de büyütmeye devam edeceğiz. Demokrasinin standartlarını daha da geliştireceğiz. Özgürlüklerden korkumuz yok. Özgürlükleri genişletmeye de devam edeceğiz.
Bizim bu noktada da bir sıkıntımız yok. Kardeşlerim, özellikle bir şeyi vurgulamam lazım. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden vazgeçmeden reformlarımızı yapmaya, Avrupa değerlerini ülkemize taşımaya devam edeceğiz. Türkiye'siz Avrupa eksiktir. Avrupa içindeki 6 milyona ulaşan Türk varlığı birçok Avrupa Birliği ülkesinin nüfusundan daha çoktur. Bugüne kadar Avrupa'ya katkı verdik. Emeğimizle, alın terimizle, fikirlerimizle, değerlerimizle katkı verdik. Daha da çok katkı sunmaya devam edeceğiz. Şimdi ben burada bir şey söylüyorum. Avrupa içinde yükselen ırkçılığın, vicdanları yaralayan ırkçı cinayetlerin, nefretin, ayrımcılığın panzehiri inanın Türkiye olacaktır. Doğu ile Batı'nın kucaklaşmasının kilidi, medeniyetlerin buluşmasının zemini Türkiye olacaktır. Kardeşlerim, evrensel değerlerin, Avrupa değerlerinin güçlenmesine Türkiye'ye en büyük katkıyı sağlayacak, başta İslamofobi, antisemitizm olmak üzere nefret suçlarıyla mücadelede Türkiye örnek teşkil edecektir. Artık Türkiye siyasetiyle, ekonomisiyle, insanıyla, misyonuyla, değerleriyle Avrupa'nın bir parçasıdır. Avrupa, özellikle de Avrupalı siyasetçiler bunu artık görmek, kabullenmek durumundadır. Avrupa siyasetinin sorunları Türkiye kullanılarak değil, Türkiye ile çözülür. Almanya Cumhurbaşkanı Heinemann ne güzel söylemiş. Hiçbir şeyi değiştirmek istemeyenler korumak istediklerini dahi kaybederler. Evet, değişime direnen bir Avrupa asla Avrupa değildir. Kardeşlerim, sizler büyük bir ülkenin, büyük bir devletin dünya üzerinde iddia sahibi olan bir milletin mensuplarısınız. Sizler tarihi şanlı bir ecdadın torunlarısınız. Sizler ekonomisi büyüyen, demokrasi ileri standartlara kavuşan, dünyadaki tüm mazlumların derdini kendi derdi gören bir büyük ülkenin vatandaşlarısınız. İşte onun için asla boynunuzu yere eğmeyeceksiniz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Almanya makamlarıyla başta Şansölye Sayın Merkel'e her meseleyi konuşuyoruz, görüşüyoruz, birlikte çözüm yollarını arıyoruz. Ortakları Sayın Gabriel'le yine aynı şekilde görüşüyoruz, dertleşiyoruz, çözüm yollarını arıyoruz. Hem Almanya Devleti hem Türkiye Cumhuriyeti her an, her meselenizde yanınızda olacaktır. Dışişleri Bakanlığımız, Büyükelçiliğimiz, konsolosluklarımız her an emrinizde olacaktır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız her an emrinizde, yanınızda olacaktır. Derneklerimiz, vakıflarımız, sivil toplum örgütlerimiz her an inanıyorum yanınızda olacaktır. Her gelişimde söyledim. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Almancayı çok iyi öğrenmenizi sizlerden rica ediyorum. Yavrularımıza Almancayı çok iyi öğrenmesi için gerekli desteği verin. Bulunduğunuz ülkelerin dillerini çok iyi öğrenmenizi ve çocuklarınızın öğrenmesini temin etmenizi
sizlerden istiyorum. Ana dilinize, Türkçe'ye sahip çıkmanızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Kültürünüzü, değerlerinizi, ana vatanla irtibatınızı asla sekteye uğratmayın. Ama Almanya'da da bir yabancı gibi durmayın. Kolay değil. 50 yıl. Artık siz Almanya'nın yabancısı değilsiniz. Artık siz bir Alman vatandaşısınız. Rahat olun. Siyasete, sosyal hayata, ekonomiye daha fazla katılım sağlayın. Türkiye ile Almanya'nın işbirliğinin artması için daha fazla emek sarf edin. Nice sorunları aştık. Nicelerini de aşarız ve inşallah hep birlikte aşacağız. Kardeşlerim, bir başka husus. Salon dışında bazı gösterilerin olduğunu biliyorsunuz. Kardeşlerim, onlar da bizim vatandaşlarımız. Hiçbir provokasyona mahal vermeden, sağduyu içinde, soğukkanlılık içinde evlerimize döneceğiz. Vakarımızı, ağırbaşlılığımızı azami derecede sergileyecek karalama kampanyalarına fırsat tanımayacağız. Türkiye'deki olaylar burada nasıl kışkırtma için kullanılıyorsa, buradaki olaylar da aynı şekilde kışkırtma amacını taşıyor. Hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Kardeşlerim, 77 milyon Türkiye'de kardeşken yurt dışında da kardeşliğimizi en güçlü şekilde muhafaza edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz benim böyle bir işaretim var. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bu Rabia. Ama bu Rabia'nın içinde ne var? Bir, tek millet. Tek millet. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Arnavutuyla, Romanıyla velhasıl tek milletiz. İki, tek bayrak. Kardeşlerim, biz şu bayrağımızdan başka bayrak tanımıyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız evet şehitlerimizin simgesi. Başka bayrak yok. Üç, tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Kimse bu vatan toprakları üzerinde operasyon yapamaz. Asla. Asla. Bizim iktidar olduğumuz bir Türkiye'de asla böyle bir operasyona müsaade etmeyiz, fırsat vermeyiz. Bakmayın. Şu anda muhalefettekileri bir araştırın bakın. İnanın Sivas'tan öte gidemediler. Gidemediler. Ama biz 81 vilayetin 81'inde var. 81'in vilayetinde 81'inde var. Biz nefesimizin son anına kadar Diyarbakır'daydım. Van'daydım. Oralarda da gittim, konuştum. 68 vilayete ben ulaştım. Halkımla kucaklaştım, bütünleştim. Arkadaşlarım da hem diğerlerine hem buralara. 4, tek devlet. Başka bir devlet yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Olayımız bu. Tek millet,
Tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Günümüz hayırlı olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. 10 Ağustos milletimiz, ülkemiz için aydınlık yarınların müjdecisi olsun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hanımefendi ve heyetimizi sahneye davet ediyoruz. Teşekkürler Köln. Coşkunuz için, sevginiz için teşekkürler. İşte Türkiye sevdalısı lider. Milletimizin hizmetkarı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan.